Mesual hayır. Mesual hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Üstünüzü arayacağız. Diplomatız. Aranmadan içeri giremezsiniz. Saçmalama da bas git. Arama yok, açılın. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Sadun Bey benimle beraber. Kendisi istihbaratta. Memnun oldum. Hı. Adamınız içeride bekliyor. Ne durumda? Soğukkanlı. Kendinden emin. Hala pazarlık peşinde mi? Bu adamları az çok bilirsiniz. Ölürken bile kendilerini pahalıya satmaya çalışırlar. Bu kez ucuza gidecek. Buyurunuz içeri geçelim. Azim Botan, namı diğer doktor. Merhaba Sayın Büyükelçim. Kusura bakmayın, yorduk sizi buraya kadar. Siz de istihbarattan olmazsınız. Ben teröristlerle el sıkışmam. Bize böyle baktığınız sürece el sıkışmanın da bir manası yok zaten. Neyse, işimize bakalım. Buraya anlaşmaya geldik değil mi? Lütfen oturun. Nasıl oldu doktor? Yoksa bir sabah yatağından kalkıp hadi bugün teslim olayım dedin. Hayırdır? Bu işler nasıldır bilmeniz lazım. Bazen aynı safta olan insanların bile birbirini ikna etmesi uzun zaman alır. Sizin şu adam, malum adada ikamet eden. Bozulmayacak mı bu işe? Bilmem. Kendisiyle epeydir görüşmüyoruz. Baştan söylesene şunu. Neden gülüyorsun? Gülmeyeyim de ne yapayım? Örgütle papaz oldun, kuyruğunu kıstırıp memlekete dönüyorsun. Kapı gibi etkin, pişmanlık yasası elinin altında. Pişmanlık. Söylemek bile rahatsız ediyor. Neden? Pişman değil misin? Hepimizin bildiğini son kez tekrarlamakta fayda var. Azim Botan kendi isteğiyle teslim olmak istiyor. Adamı Sekman'la birlikte sınırı geçip TC güvenlik güçlerine sığınacak. Biz de kendisine yasa çerçevesinde öngörülen cezaya indirimi sağlayacağız. Fazladan bir pazarlık söz konusu bile değil. Kimse tutamayacağı sözleri vermeyecek. Ona göre oturup konuşmakta fayda var. Bilgi istiyoruz senden. İstemediğin kadar çok şey biliyorum. Örgüte finansal destek sağlayanlar, dağdakiler, ovadakiler, lojistik birimler... Hepsi kabul. Bir tek şartım var. Hiç değişmezsiniz değil mi? Hepiniz aynısınız. Hesap numarası mı vereceksin? Öyle bir beklentim yok. Tek derdim eski arkadaşlar. Nasıl yani? Takdir edersiniz ki Azim eski çevresinde pek sevilmiyor. Sadece daha kadroları da değil. Örgütün şehir ayağı da diken üstünde. Hayatın tehlikede. Bunu mu demek istiyorsun? Kapıdaki bu korumalar bu yüzden mi sıraya girdi? Teşkilatın topyekün senin peşine düşse ne yaparsın ha? En ufak bir açığımı bekleyen onca adam. Sayılarını duysan korkarsın Sadun. Sizden gelecek hiçbir şeyden korkmam. Sadun tamam. Sen de orasını dert etme. Üstümüze düşeni yapacağız. Önce gizlice İstanbul'a geçeceksin. Seni özel bir mekanda saklayacağız. TEM'e, MİT'e ve özel yetkili savcıya ifade vereceksin. Bu sırada 7/24 koruma altında olacaksın. Kimse yanına yaklaşamayacak. O kadar kolay değil. Ne demek o? TC beni bir defa yakaladı. 30 yılda bir defa. Biri vardı beni kıstıran timin başında. O olmasa yakalanmazdım. Gerçi sonra sizinkiler kaçırdı ama... Kısa kes, ne istiyorsun? Beni bir kişi hakkıyla koruyabilir. O beni vaktiyle yakalayan adam. Yakın koruma olarak onu istiyorum. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi komutanım. Sınırın ötesinden mühimmat bekliyoruz. Gözünüzü dört açın. Askere bir mermi bile kaptırırsanız gebertirim sizi. O karakolu yerle bir edeceğiz değil mi komutan? Şşş! Sus bakayım. Adam bizden. Tokiye.
Gecen kurba dahil. Cem sağ ol. Uğraş kızın seni. Derbaz bu süper ya. Bitti doktor. Benimsin artık. Kıpırdarsa yıkarım. Adını öğrendim. Mesut Güner'i. Beni ondan başkası koruyamaz. O kadar kolay değil. Biz sana koruma tahsis edeceğiz. Siz bilirsiniz. Ben yolumu yine bulurum. Şuradan Beyrut'a geçersem beni bir daha göremezsiniz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum. Şart koşuyorum. Mesut'u bulup getirin. Yoksa gelmem İstanbul'a. Tamam, anlaştık. Bizden haber bekleyin. Acaba beyefendi size yardımcı oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Aynen. Ulaşık mı yıkıyor mu? Detaya girmeyelim ama yapıyor. Kimler kimler bu azime peşinde biliyor musun? Hepsi birden çıksa hücresinden ortalık ne hale gelir tahmin edebiliyor musun Rıza? Karınca sürüsü gibi saldırırlar. Nefes aldırmazlar teşkilata. Azim Botan, yetkinliğini, örgütle olan bağlantısını düşününce başına gelecekleri tahmin etmek hiç de zor değil. İlle de Mesut'u istemiş adam. Olur demiş bizimkiler de. Direkt bakandan gelen talimat var masamda kardeşim. Baksan tek bir kağıt parçası. Ama tuğla gibi ağır mübarek. İyi de müdürüm. Şu özür dileme meselesindeki hatırlı bürokrat bozulmasın bu işe. Ne özrü Rıza Allah'ını seversen. Bakanlık emri diyorum sana. Hı-hı. Bitti gitti o mesele. Aklını başına toplasın Mesut. Dört elle sarılsın şu işe. Nerede şimdi? Evindedir. İyi. Git al getir konuş. Yap işte bir şeyler. Haber bekliyorlar bizden Rıza. Yalnız göndermem Mesut'u. Neden? Biliyorsunuz işte nedenini. Nasıl gönderirsen gönder. Yeter ki gitsin. Hı hı. Alo Sinan. Neredesin? Senin gibi kapının ben. Of of, tamam geldim, patlama be. Of of. Rıza baba. Uyandırdık galiba. Yok ben şey... Abi aradık gelirken ama... Kapalıydı telefon. Hayırdır Rıza baba, bir şey mi oldu? Olmaz olur mu? Git elini yüzünü yıka gel. Konuşmamız lazım. Tamam. Sinan bir kahve ayarlasana. Ayarlarım abi, tamam. Allah aşkına gülmeyin arkadaşlar ya. Sabahtan beri düşmek tansiyonum vallahi. Yığılıp kalacağım bir yerde ha. Allah korusun abi. Küçük tansiyon mu abi? Ha, evet evet, küçük. Tekin, tekin. Abi alışıksın sen bunlara ya. Yıpratma kendini bu kadar. Kızım bu seferki öyle böyle değil ya. Mahalleliye rezil olduğumuz yetmediği gibi Rıza babalara, Mesut'a. Mesut abi durmaz üstünde zaten. Rıza babalar da tekini görmediğine göre bence aramızda kalsın bu iş. Büyümesin. Tabii canım kalsın valla. Biz söylemesek nereden bilecekler? Kimin aklına gelir ki bizim oğlanların sapık sapık ilanlar dağıttığı? Kimin mi? Ya insaf be abi. Ya oğlanın sabıkası ortada zaten. Ama bu bak bu söyler. Bence de. Bu söyler. Bu bence söyler. Kesin söyler. Söyler. Neredesin oğlum sen ya? Abi haberler karışık biraz. Ne oldu oğlum? Mesut abiyle ilgili. Vedat müdürün yeni bir bombası var. Sürgün falan mı? İhraç mı yoksa? Öyle bir şey değil. İçeriğini tam bilmiyorum ama özel bir görev gibi bir şey. Ne özel görevi ya?